Tekrar merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlarda bileşke fonksiyonun sorularını çözeceğiz şimdi. Birinci örneğimiz diyor ki A kümesi, B kümesi ve C kümesi olmak üzere A'dan B'ye tanımlanan F fonksiyonu ile B'den C'ye tanımlanan G fonksiyonu aşağıda gösterilmiştir. Buna göre cof 2 nedir? Bu ne diyor arkadaşlar? F'e 2 koy. Sonra orada bulduğun sonucu da götür. G'de koy diyor. Şimdi F'de 2 bakıyoruz. F'de 2 bizi nereye götürüyor? 5'e götürüyor. Sonra G'de 5. G'de 5 bizi nereye götürüyor? 6'ya götürüyor. Dolayısıyla cevap C şıkkı 6 olacak. Diğer soru. Bize G'de 5 sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bunu iki türlü yapabiliriz arkadaşlar. İkisini de yapalım. Amacımız öğrenmek. Yani böyle hocam hızlıca çöz geç. Bu değil amacımız. İkisini de öğrenmek. Şimdi bize G'nin tersi bileşke F eşittir 2x eksi 3 verilmiş arkadaşlar. Şimdi biz buradan G'yi bulmaya uğraşabiliriz. Şöyle nasıl buluruz G'yi? Şimdi bunun tersini alsak, tamam mı? Bunun tersini aldığımızda F'in tersi bileşke G olur. O da hızlıca alırsak arkadaşlar 2x eksi 3'ün tersi x artı 3 bölü 2'dir. Sonra bunu götürür F'de yerine yazarsak. Bakın yani sol taraftan F ile birleştirirsek bunu götürür. Bize geriye gx kalır. Yapalım arkadaşlar. F'e bu fonksiyonu yani f'in tersi bileşke g'yi olduğu gibi yerine yazalım. F'de x gördüğüm yere bu ifadeyi yazacağım. Demek x artı 3 bölü 2 artı 4. Buradan 2 kere 4 8 3 daha. X artı 11 bölü 2 olur. Bu bizim gx fonksiyonumuz. Böyle düşünülebilir. G'de 5'i soruyor. X yerine hemen 5 koyduğumuzda 5 artı 11 bölü 2'den 8 sonucunu buluyoruz. Yani cevabımız B şıkkı oluyor. Şimdi bu böyle bir yöntemdi. Diğer yöntemi görelim arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz bakın. G'nin tersinde F eşitse G'nin tersinde Fx eşitse 2x eksi 3'e. Bu şu manaya gelir. G'nin tersinde fx eşittir 2x eksi 3'müş. Düzeltelim 2x eksi 3'müş. Şimdi ben şunu yapabilirim. İki tarafın yerini değiştirip yani g'de 2x eksi 3 eşittir fx diyebilirim. Fx'i de zaten ben biliyorum. X artı 4 hemen yerine koyalım. Şöyle devam edelim. G'de 2x eksi 3 eşittir x artı 4'müş. Şimdi bize adam neyi soruyordu? G'de 5'i soruyordu. İçeriği 5 yapmak için x'e 4 verirsem 2 kere 4 8 3 çık 5. Evet. G'de 5 eşittir 4 artı 4'ten 8 bulunur. Sanki bu daha kolaymış gibi geldi arkadaşlar. Olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar gofu vermiş. Biz buradan f'i istiyorsak sol taraftan g'nin tersiyle birleştirdiğimizde g'nin tersi g'yi götürür ve geriye f kalır arkadaşlar. O zaman şimdi bizim g'nin tersine ihtiyacımız var. Yavaş yavaş y eşittir 3x artı 2 dediğimizde x eşittir 3y artı 2 diyorum. Bunu buraya attığımızda x eksi 2 eşittir 3y bulduk. Buradan y eşittir x eksi 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bu neydi? G'nin tersiydi arkadaşlar. G'nin tersi x buydu. Bunu buna soldan yani bu ifadeyi G'nin tersinde yerine yazacağız. G'nin tersi bileşke G bileşke Fx eşittir. Bakın buradaki x yerine aynen bunu yazıyoruz. 3x eksi 10 bir de eksi 2'miz var. Eksi 2 bölü 3 oldu. Şimdi G'yi götürürse fx eşittir. 3x eksi 12. 3x eksi 12 bölü 3. Yani x eksi 4 olacak. Cevabımız da D şıkkı oldu arkadaşlar. Renk değiştirelim. Biraz farklılık olsun. Gofx eşittir. Arkadaşlar bu gofx şu demekti. G'de fx demekti. Bu eşittir. 2 tane fx artı 1'miş. Biz burada x gördüğümüz, fx gördüğümüz her yere x yazarsak gx eşittir. 2x artı 1 oldu. G'nin tersinde 11'i soruyor. Arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok. Kolay şu.
G'nin tersinde 2x artı 1 eşittir x olacak. Yani şöyle gösterelim. İçeri ile dışarının yerini değiştirdiğimizde tersini bulmuş oluyoruz bir nevi. G'nin tersinde 11. Burayı 11 yapmak için x'e 5 vermemiz lazım. G'nin tersinde 11 eşittir. X'e 5 verdiğimiz için A oluyor bizim cevabımız. Devam ediyoruz. 6. soru. Pardon 5. soru. Fx budur. Gx budur. F'nin tersinde GA 7'dir demiş. Buna göre A kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle F'nin tersini bulalım. F'nin tersi standart ters alma işlemini yapalım arkadaşlar. Y eşittir. X artı 2 bölü 3. Hemen X ile Y'nin yerini değiştiriyoruz. Buraya X yazıyoruz. Buraya da Y yazıyoruz. İçler dışlar çarpımı 3X eşittir. Y artı 2 oldu. Hemen 2'yi bu tarafa attığımızda Y eşittir. 3x eksi 2 bulduk arkadaşlar. Bu ne? F'in tersi. Şimdi G'de A koyduğumuzda GA eşittir. 2A eksi 3 olur. Onu da götürüp bakın bu sonucu da götürüp F'in tersinde x gördüğümüz yere yazacağız. F'in tersinde x gördüğümüz yere yazıyorum. F'in tersinde GA eşittir. 3 çarpı 2A eksi 3 eksi 2. Bunun sonucu 7'ymiş. Ne oldu? 6A eksi 9 eksi 2 daha eksi 11 yapar. Eşittir 7 oldu. Eksi 11'i karşıya atarsak 6A eşittir 18 olur. Buradan A eşittir 3 sonucunu buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. F ve G birbirinden farklı fonksiyonlar olmak üzere. Fx buymuş. Gx buymuş. Focx, cofx'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı kaynaklarda şöyle bir not var. F eşit değil G ise Fok eşit oluyor. Gof ise F eşittir G'nin tersi veya G eşittir F'in tersi diye bir not geçiyor bazı kaynaklarda. Bakın F ve G birbirinden farklı demiş. Burada da zaten notumuzda F ve G birbirinden farklı diyordu. F ve G birbirinden farklı olduğunda Fog'un Gof'a eşit olması ancak bu fonksiyonlar birbirinin tersi olduğunda mümkün arkadaşlar. O zaman F'in tersine biz direkt G diyeceğiz. F'i yazalım. Bir Y eşittir. X eksi 2 bölü 3'müş. Hemen bunun tersini alalım. X ve buraya da Y dedik. Hemen tersini buluyoruz. 3X eşittir Y eksi 2. Bunu buraya attığımızda Y eşittir 3x artı 2 oldu. Y dediğimiz şey f'in tersiydi. F'in tersiydi. Ve f'in tersi dediğimiz şey de gx'ti. Şimdi gx'te ax artı b diyor. A dediğimiz şey yani şöyle altına yazalım. Ax artı b diyor. A dediğimiz şey buradan 3 oluyor. B dediğimiz şey de buradan 2 oluyor. Bize 3 kere 2 6 sonucunu soruyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. 7. sorumuz. G'nin tersi bileşke f'in parantez tersinde x artı 4'müş. Gx de budur diyor. F7 nedir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yazalım arkadaşlar. Önce şu işlemi yapalım. Yani g'nin tersi bileşke f'in tersini alalım. Ne yapıyorduk? Bununla bunu yeri değiştiriyoruz ve tersleniyoruz. F'i buraya aldığımızda f'in tersi bileşke. G'yi oraya aldık. G'nin tersinin tersi kendisidir. F'in tersi bileşke gx eşittir x artı 4'müş. Yani bu şu manaya geliyor. F'in tersinde gx eşittir x artı 4 manasına gelir. Buradan her ters fonksiyon sorularının çoğunda uyguladığımız gibi bunların yerlerini değiştirirsek yani f'de x artı 4 eşittir gx olur. Şimdi bize f7'yi soruyor. F7 yapmak için x yerine 3 yazdığımızda f7 eşittir G3 olacak. G3'ü de şuradan hızlıca bulalım. 3'ün karesi 9. Eksi 2 kere 3 6. Artı 12. 21'den 6 çıkartırsak 15 sonucunu buluyoruz. Geldik buna. FGH ve W birebir ve örten fonksiyonlardır. Arkadaşlar özellikle birebir örtenlik konusunda demiştim. Bir fonksiyona birebir ve örten diye başlıyorsa bir soru kesinlikle sizden tersini istiyordur. Bize W fonksiyonunu sormuş. Şimdi W fonksiyonunu bulmak için şuradaki F ve G'yi yok etmemiz lazım. Bakın F bileşke G bileşke W eşittir H diyor. O zaman şu H'ı biraz şöyle ileri alalım. Çünkü bu alan bize lazım olacak. Ben bu taraftan F'in tersi bileşke
F'in tersi bileşke G'nin tersini uygularsam bununla bu birbirini götürür. Sonra G'nin tersi bileşke G bileşke W kalır. Bununla da bu birbirini götürür. W kalır arkadaşlar. Yani anlayacağınız fonksiyonun Fogov fonksiyonuna sol taraftan G'nin tersi bileşke F'in tersini. O zaman buraya da G'nin tersi bileşke F'in tersini birleştirirsek şurası gitti. Az önce bahsetmiştik. Burası gitti. W fonksiyonu bu oldu. Hemen bulmaya çalışalım. Şıklarda galiba E şıkkı mı? Evet, E şıkkı olacak bizim cevabımız arkadaşlar. Devam ediyoruz. 9. sorumuz. G bileşke F bileşke F'nin tersinde X buymuş. G bileşke G'nin tersi bileşke F de X de buymuş. Fog 2'yi sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz burada F var. F'in tersi var. Yani bunlar birbirini yok edecek. Aslında şurada yazan şey bakın karaladığım yerde yazan şey direkt gx olacak. Gx eşittir 3x artı 10 ifadesi çıktı. Şurada da dikkat ederseniz g ile g'nin tersi birbirini götürecek. Burada yazan şey de fx'miş. Fx eşittir 2x artı 3 çıktı. Biz de g2'yi bul diyor. Hemen bulalım g2'yi. 2 kere 3 6 10 daha 16 olur. Sonra da onu da götür f'e yaz diyor. 16 kere 2 32 3 daha 35 olacak bizim cevabımız. Devam ediyoruz. Fx doğrusal fonksiyon olmak üzere böyle bir şey demiş ki f2 kaç olabilir? Şimdi demek ki ihtimaller var. Doğrusal fonksiyon ifadesini görür görmez aklımıza neler gelecek? Ax artı b ifadesi gelecek arkadaşlar. F'de fx demek hemen fx'i götür f'de x gördüğün yere yaz. Yani şöyle diyelim f bileşke fx eşittir a çarpı x gördüğüm yere ax artı b'yi yazdım. Artı bir de dışarıda b var. Hemen a kare x artı ab artı b eşittir 4x artı 12 imiş. Şimdi buradan arkadaşlar polinom eşitliği diye bir şey var. Polinom eşitliğinden faydalanacağız. Burası buraya eşit olmak zorunda. Yani a kare eşittir 4. Buradan a ya 2'dir ya da a eşittir. Eksi 2'dir diyoruz. Zaten soruya dikkat edin. Olabilir diyor. A'yı 2 kabul edelim şimdilik. Bilmiyoruz ya olabilir diyor ya arkadaşlar. A'yı 2 kabul edelim. 2 koyduğumuzda 2B bu, 1B bu, 3B. 3B eşittir 12 olacak. Buradan B de eşittir 4 olacak. Yani fx eşittir. A2 olduğunda 2x artı 4 olur. X yerine de 2 yazarsak 2 kere 2 4. 4 de buradan 8. İlk denememizde çıktı. Olmasaydı da eksi 2 deneyecektik arkadaşlar. Devam edelim. Evet, fonksiyonlarda grafik sorusu. Y eşittir f'in tersi ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Böyle bir şeyler demiş. Şimdi f'in tersinde eksi 2. Arkadaşlar bu zaten f'in tersi fonksiyonu. F'in tersinde eksi 2 kırmızı fonksiyonda eksi 2'ye baktım. Beni nereye götürdü? Sıfıra götürdü. Yani şu ifadenin sonucu sıfır olacak. Şimdi neyi arıyorum? G'de sıfır arıyorum. Hemen G'ye gittik. Bakın G fonksiyonu burası. Sıfıra gittim. Sıfır beni fonksiyonda 1'e götürüyor. Dolayısıyla buranın sonucu da 1'miş. F'de 1'i arıyorum. F'de 1. Şimdi F'de 1 demek bu F'in tersi arkadaşlar. F'de 1 demek fonksiyonda y ekseninde 1'i bul. Birden tekrar f'e git. F'ten de tekrar nereye gidiyorsa o sayıya git. O sayı beni eksi 3 bölü 2'ye götürdü. Yani cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. 11 bitti. 12'deyiz. F'in tersinde x eksi 4. G'de 3x artı 10 eşitmiş. Fog 7'yi sormuş. Fog 7 için arkadaşlar şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın. F'in yani nasıl desem ki. Bunu bir yazalım. F'in tersinde x eksi 4 eşittir. G'de şöyle yazıyorum. G'de 3x artı 10. Bakın ben bu iki fonksiyona da sol taraftan f'i yüklersek, sol taraftan f'i yüklersek f'in tersiyle f gider. Burada x eksi 4 kalır. Burada da fog kalır. Fog 3x artı 10, 3x artı 10 buymuş arkadaşlar. Biz de fog 7'yi arıyorduk. X yerine eksi 1 koyarsak eksi 1 eksi 4 eşittir. Fog da eksi 3 10 daha 7. Fog da 7 neymiş arkadaşlar? Eksi 5 olacakmış. Devam ediyoruz. 13'teyiz. F birim. G sabit. H doğrusal fonksiyonlardır. Buna göre H bileşke H de 2'yi sormuş. Şimdi arkadaşlar F birim fonksiyonsa
Birim fonksiyonun olaya hiçbir etkisi olmazdı. Yani birim fonksiyonu siz yok edebilirdiniz. O zaman burada direkt G2'nin 4 olduğu piyasaya çıkıyor. G2 4. G neydi? Sabit fonksiyon. Yani buradan anlayacağımız sonuç G2 de 4, G100 de 4, G20 de 4. Değil mi? Bunların hepsi 4'e eşit olacak. Çünkü G sabit fonksiyonmuş. O zaman bakın burada ne var? G4x diyor. Hx'i yazalım hemen. Hx eşittir. G4 nedir arkadaşlar? 4'tür. Çünkü G bütün sayıları 4'e götürür. 4 çarpı x artı f3 diyor. F3, f3, f3. F de neydi? Birim fonksiyondu. Yani varlığıyla yokluğu hiç önemli değildi. 4x artı 3 oldu. Şimdi biz h bileşke hd2 arıyoruz. hd2 x yerine 2 koyduğumuzda 4 kere 2 8, 3 daha 11 olur. Şimdi de h'de 11'i arıyoruz. 4 kere 11 44, 3 daha 47 sonucunu bulduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. 14. sorumuz. Yanda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx 3 eksi fx eksi 2 olduğuna göre g'de eksi 2 nedir diyor. Hemen bakalım. G'de eksi 2 eşittir 3 eksi f'de eksi 2 bu. Eksi 2 de bu. Eksi 4. Hemen f'de eksi 4'e bakıyoruz. Eksi 4'ü bulduk. F bizi nereye götürdü? 0'a götürdü arkadaşlar. Dolayısıyla burası 0'mış. 3 eksi 0'dan g'de eksi 2 3 oldu. Şimdi şunun 3 olduğunu öğrendik. G'de 5'i arıyoruz. Hemen onu da bulalım. G'de 5 eşittir 3 eksi f 5 eksi 2'den 3. F3'ü arıyoruz. 3'ü bulduk. Hemen f'e gittik. F bizi 3'e götürdü. O 3'müş. 3 eksi 3 de 0 olur arkadaşlar. 3 artı 0 bizi 3'e yani E şıkkına götürür. Devam ediyoruz. 15. sorumuz. Ne demiş? Fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Direkt bileşke fonksiyonun grafiğini vermiş. Sonra da böyle bir ifadeyi sormuş arkadaşlar. Fx'e de 2x eksi 3 demiş. Sorduğu ifade de bu. Şimdi arkadaşlar şöyle biz g'de eksi 1'i merak ediyoruz ya. Fok'ta eksi 1'e baksak bakın. Fok'ta eksi 1 beni nereye götürüyor? 1'e götürüyor. Pekala Fok'taki son işlem f'de gx. Gx olacak. Tamam. Yani f'de g eksi 1. F'de g eksi 1 olacak. Bu beni nereye götürüyormuş? 1'e götürüyormuş. F neydi? 2x eksi 3'tü. Şimdi 2x eksi 3'ün 1 olması için 2x 4 olmalı. Buradan x eşittir 2 olmalı. Yani f'in içi 2 olduğunda fonksiyon beni 1'e götürüyor. Yani g'de eksi 1, g'de eksi 1, 2 olmalı. Bu 1. Hemen bunu bulduk. Şurada da olay nasıl dönecek? Şimdi g'nin tersi bileşke f'in tersi eşittir. F bileşke g'nin tersi demektir. Bunda 3'ü arıyormuşuz. Şimdi zaten bize f bileşke g'yi vermiş. Bunun tersinde 3. Bakın tersi yani y ekseninde 3'e baktık. 3 bizi fonksiyona, fonksiyon da bizi 2'ye götürdü arkadaşlar. Bu da 2'ye gidiyormuş. 2 artı 2'den 4 olacak cevabımız. Devam edelim bakalım neler varmış önümüzde. Bir testimiz daha var. Çok sorulu mu? Çok sorulu da değil ama arkadaşlar burada ÖSYM benzeri sorular var. O yüzden muhtemelen fazla zaman alacak. Bu videomuz böyle kalsın. İnşallah öbür videodan devam edelim. İyi çalışmalar.